İnanın Türkiye adım adım önerdiğimiz tüm stratejileri adım adım ve fazlasıyla yaptı. Öncelikle vaka sayıları artmadan önce hastaneleri ve yatak kapasitesini gözden geçirip özellikle yoğun bakım yatak sayısını ve burada çalışacak kalifiye personel sayısını artırarak ön hazırlıkları yaptı. Şu anda Türkiye dünyada korona nedeniyle ölüm oranlarına baktığımızda en düşük ülkelerden biri aslında. Bu anlamda tabii bizim sağlık personelimizin bilgi birikimi, deneyimi, özverili çalışmaları çok önemli bir faktör burada. Ardından vakalar çıkmaya başladıktan sonra önemli olan ve birçok ülkenin aslında yapamadığı bu vakaları sahada zamanında tespit edip hemen yine bu dönemde geliştirdiği laboratuvar ve test kapasitesiyle hızlı şekilde tanı koyup artı tedavi altına alıp filyasyon çalışmalarıyla temaslarını takip etti ve onları tekrar test etti. Test sayılarına baktığınız zaman oldukça yüksek. Vakaları bulma hızına baktığınız zaman yine yüksek. Ve bir başka yapılan özellik aslında birçok ülke hafif vakaları genelde tedavi etmedi. Türkiye yine mümkün olduğunca hafif vakaları da erken tedavi altına aldı. O anlamda ben güçlü bir yönetim sergilediğini düşünüyorum Sağlık Bakanlığı'nın. Bilimsel kurullara danışarak, bilimsel veriler doğrultusunda ve gerektiğinde stratejilerini hızlı bir şekilde değiştirip adapte edebilecek iyi bir kontrol mekanizması sergiledi. Son dönemde gördüğümüz azalma ve aslında sabitlenme de o nedenle.